Annemin ilk göz ağrısı. Babamın bir tanesi. Kardeşinin canıydım ben. Adamın taze çiçeği. Fırtına görmemiş badem ağacı. Dalgasız denizi. Başkasının rüyasıydım ben. Uzaklardaki bir dünyanın başkentinde bir şehzadenin hayali. Ne vakit çatlar tohum, iter toprağı? Kim der çiğdemlere açma vaktini? Ne vakit büyür bir çocuk? Neyle büyür bir çocuk? Sütle, balla mı? Kardeşinin mis kokusu, annesinin, babasının sızlayan kalpleriyle mi? Ben Anastasia. Bu kadim sarayda gördüm ve öğrendim. Dünyanın en büyük zenginliklerinin içindeki kederi. En muazzam mücevherlerin ışıltısındaki karanlığı. En güzel suretlerin ardındaki şeytanı. Ve dünyanın en kudretli hükümdarının içindeki sular gibi derin, berrak, saf ve yüce kalbi. Ben Anastasia. Yağmur damlasından bile sakınılırken artık kendimi fedaya hazırım. Geçtim hasretten, umutsuzluk ve ölümden. Bir günüm bir ömre bedel. Geçtim ve yeniden var ettim kendimi. Geliyorum. Mazi solan kızıl bir gül şimdi. Elveda çocuk, elveda geçmişim. Sıyrıldım kozamdan, açtım kanatlarımı. Aşk için can vermeye hazırım. Ben Anastasia. İlk defa merhaba diyeceğim gökyüzüne. Damarlarımda akan ateş nehirleri, gözlerimde yıldız ışıkları, kendimi doğurmaya geliyorum. Aşktan bir zırh takıp göğsüme, masumiyetimi kılıç diye kuşandım. Dikenlerin, korların üstünden yürüyorum. Geliyorum, kaderleri değiştirmeye, istikbali yazmaya ve cihana adımı bırakmaya geliyorum. Okçular! Nişan al! Topçular hazır! Bize yalan söylediler! Bizi kandırdılar! Hünkârımız öldü, yürüyün! Ağalar! Durun, beni dinleyin! Derviş Paşa! Tövbeler olsun. Mahbekar mı bu? Vallahi o sultanım. Nasıl çıkmış oraya, aklını kaçırdı bu hatun. Ben Sultan Ahmet Han'ın gözdesiyim. Az evvel hünkârımızın yanındaydım. Padişah efendimiz ölmedi. Hala hayatta. Nefes alıyor. Şehzademiz Mustafa da öyle. Yalan söylüyor. Yalan değil. Allah'ın huzurunda yemin ederim ki hünkârımız sağ. O yüzden mi hadımayı padişah diye karşımıza çıkardınız? Padişahımız hasta, evet. Hekimler başında. Şifa arıyorlar. Bugün değilse yarın çare bulunacak. Hünkârımız tekrar ayağa kalkacak. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Allah yardım edecek bize. Yalan söylüyor ağlar. İnanmayın bu hatına. Hünkârımız öldü diyorum. Yürüsenize. Yürüyün be. Açtır Handan. Hepimiz öleceğiz senin yüzünden. O vakit geriye kim kalacak? Devleti kim koruyacak? Evladım öldükten sonra neyleyim devleti? Dünyayı neyleyim? Aman yarabbim. Bu nasıl olur?
Kimse ölmeyecek. Evlerinize dönün. Sizi sevenlere, bekleyenlere dönün. Annenize, babanıza, kardeşinize, çocuklarınıza dönün. Anastasya. İnanın bana, hünkârımız ayağa kalkacak. Bugün isyan vakti değil. Dua etmek vakti. Ben dua ediyorum, siz de edin. Oyun bu ağalar, oyun. İnanmayın, hünkârımızı öldürüyorum. Oyuna gelmeyin. Hayır, oyun değil. Bana inanmayanlar Ulufe günü bu avluya gelsin. O gün karşınızda beni değil, sultanınız Ahmet Han'ı bulacaksınız. Kimsenin canı yanmasın. Hünkârımızın inananlara mükafatı, inançsızlara kılıcı hazır. Bekleyin ve görün. Ya. Haydi artık evlerinize gidin. Sizi sevenlere dönün. Haydi, haydi. Durun ağalar. Hatun kandırıyor sizi, inanmayın. İnanmayın bu hatuna, yalan söylüyor. Gidelim hadi. Yürüseniz ağalar. İçeri. Ocağınız. Nizam içinde. Hünkârımız öldü, yalan söyler bu hatun. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Bırak beni! Bırak beni! Sen kimsin? Ne bağırıp durursun? Bir kızım var benim. Onu bulmaya geldim. Seni duydum. O burada, sarayda. Ben babasıyım. Nasıl olur da kurtulur kör kurşundan? Hüdayi Hazretlerinin verdiği cevşem. Allah korumuş sultanım. Bu Rabbimin mucizesi değil de nedir ki? Gölge, beni hünkârımıza götür. Sanki gök yarıldı da haşa huzurdan, nur hüzmesi içinde insan suretinde bir melek gibi indi ruh-u zemine. Güneş gibi parladı da o
azgın ahalinin gözleri kamaştı. Tam o esnada bir hain tüfek patlamaz mı? Kurşun gelip de hatunu can evinden vurmaz mı? Hatun adeta uçtu. Serildi yere. Biz dedik hatun öldü. Öldü. Sonra ne görelim? Sübhanallah. Birdenbire dirilip ayağa kalkmasın. Bu Rabbimin hikmeti değil de ne ola ki? Nasıl olur? Gerçekten öldü de dirildi mi Bülbül Ağa? Allah Allah! Boynunda nah bu kadar gümüşten cevşen varmış. O kurtarmış hatunu. Ya Cennet Hatun ne olacaktı başka? Kurşun havada uçup üç takla atıp yere mi düşecekti? O hatunda var bir efsun. Onu da söyleyeyim. Bir efsunlu hatunumuz eksikti. Tam olduk. Sultanım. Cesaretinle herkesi hayrete düşürdün. İtiraf edelim ki biz de beklemiyorduk. Daha şimdiden senin için insan suretinde melek diyorlar. Birinin çıkıp onları durdurması lazımdı. Allah yardım etti, o ben oldum. Ne büyük saadet. Lakin öyle bir söz verdin ki ahaliye, padişahımız avluya çıkmaz ise sahte bir melek olduğunu anlayacaklar. Bu kez daha öfkeli, daha acımasız olacaklar. Neyse ki saraydan ayrılmak için yeterince vaktiniz olacak sultanım. Müsaadenizle hünkârımızı görmem lazım. Karanlık gecede bir söz vermiştim. İçimden geçenleri söylemiştim. Şükürler olsun ki sözümü tuttum. Sultanımız Ahmet Han iyileştiler. Ayağa kalktılar. Şehzademiz Mustafa da öyle. Artık isyan yok. Ölüm yok. Korku, gözyaşı yok. Bugün mutlu olmanın, gülmenin vaktidir. Hatunlar, ne dedim ben size? Ben size ne dedim? Bir melek misali indi ruh-i zemine. Ne çiçek bulaştı, ne kurşun işledi. Bu da yetmezmiş gibi. Hünkârımızı eliyle şifa verdi. Vallahi bir güneş gibi sarayımızın üstüne doğdu. Bir güneş gibi. Işığıyla yolumuzu aydınlattı. Ve kimsenin cesaret edemediğini yaptı. Hanedanımızı ve dahi bizleri kurtardı. Ve öylesine inançla ve aşkla bağlıydı ki hünkârımıza. Rabbim onun güzel yüzü suyu hürmetine hünkârımızı bize bağışladı. Ve dahi her birimizi belalardan kurtardı. Ve bizim başımızın tacı oldu. Başımızda kösemimiz oldu. Bir kösem gibi bize yol gösterdi. Umut verdi. Ey bizim kösemimiz. Yol gösterenimiz. Sen çok yaşa. Çok yaşa kösem. Kösem! 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 Bana birçok isim verdiler. Ama ben
bütün isimlerimi gömdüm. Hiçbiri anlatmaya yetmez artık beni. İsmimi kendim seçtim. Ben Kösem, geliyorum. Ne işi var bu kadının burada sarayda? Nasıl girdi? Kim aldı? Bağışlayın sultanım. Yemin ederim benim bir günahım yok. Ne yaptınız anlat. Yoksa seni de onunla beraber kovarım saraydan. Hatun şifa getirdi. Şehzademize ve Halime sultanımıza tatbik ettik. Ne şifasıymış bu? Çiçek illetine karşı. Bir umut dedik, inandık. Allah'a sığındık. Sultanım, hakikaten şifa mı? İşe yarar mı? Hayal gibiydin o gece. Herkesin aynı anda gördüğü bir rüya. Şifayı söyleyin ne olur. İyileştirir mi? Çare olur mu? Bunu ancak Rabbim bilir. Arzu ederseniz hünkârımız için de hazırlayabilirim. Hayır, zinhar olmaz. Cihanın en mahir hekimleri burada. Şifası olsa onlar bilirdi. Ne malum evladını zehirlemeyeceği. İstemiyorum uğursuzluğu. Çıkarın. Beni bozdun. Bununla özür. Düş önüme. Bülbül ağa. Aha. Kanatsız meleğimiz arzı endam etti. Saraydan çıkmam lazım. Sen de iyi alıştın saraydan çıkmaya mübarek. Ne oldu? Ahali sarayı mı bastı gene? Hayır olsun. Mesele nedir? Ne demeye çıkacaksın? Sebebini sorma. Bana güven. Hayırlı bir iş. Zaten sen de benimle geleceksin. Ya hatun, ben seni nasıl çıkartayım dışarı? Üstelik nereye gideceğimizi dahi bilmeden. Benim için Bülbül ağa. O gece yaptıklarından sonra çiğ tavuk yerim ben senin için. Lakin ben de canımı sokakta bulmadım. Sultanlarımıza nasıl hesap vereceğim? Bakmayın öyle hatunlar, olacak iş değil. Zinhar şuradan şuraya adımı atmam, onu da söyleyeyim. Of. Vallahi aklına uyduk hatun. Ne işimiz var bu meczubun evinde? Gölge hatunu da aşağıda bıraktık. Kim koruyacak bizi? Sessiz ol. Subhanallah. Ben de seni bekliyordum. Şehzademize yaptığın şifanın aynısını hünkârımıza da yapmanı istiyorum. Ben değil hatun. Sen yapacaksın. Zira içeri almazlar beni. Zinhar olmaz. Ne yapacağım söyle. Nedir bu hastalığın şifası? Şifa dediğin hastalığın bizzat kendisidir. Karşılığında ne vereceksin onu de. Malum her şeyin bir bedeli vardır. Ne istersen veririz. Yeter ki hünkârımız iyileşsin. Seni altına, mücevhere boğarız. Tedarikli gelmedik. Lakin o cevizin içinde şifa varsa alemin en zengin büyücüsü olursun, onu da söyleyeyim. Bu bir büyü hatun. Kanından, ruhundan, kalbinden bir parça vermez isen zinhar şifa tutmaz. Hünkârımız için verebileceğim tek şey canım. Eğer kastettiğim buysa.
Avluya çıktığın gece gördüm. Hiç düşünmeden canını feda ettin. Ama şimdi daha fazlasını yapacaksın. Daha fazlası ne olabilir ki? Ömrün boyunca böyle kor ateşler üzerinde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin ölümüne şahit olacaksın. İşte ödeyeceğin bedel bu. Razı mısın? Razıyım. Beni işitmedin galiba. Bu büyülü şifayı yapar isem ömrün boyunca sevdiğin herkes gözlerinin önünde ölecek. Herkesin yasını tutacaksın. Ne olur yapmayın. Biliyorsunuz hastalık Sari. Ahmet, Hacı Ağa, emrediyorum. Çekil önümden, bırak beni. Sultanım, ne olur yapmayın. Ne oldu? Yoksa... Ateşi çok yükselmiş. Son nefesimi oğlumla birlikte vermek istiyorum. Sultanım. Hünkârımız ölmeyecek. Şifayı buldum. Nedir bu? Büyücü kadından aldım. Korkmayın sultanım, güvenin bana. Halime sultanım büyücüsü o. Ne malum içinde zehir olmadı. Hünkârımız zaten ölüme yürüyor sultanım. Durdurmak istiyorsak, iyi olsun istiyorsak tek umut bu. Tamam hatun, razıyım her şeye. Ver şifayı. Madem öyle, uzat elini. Nareyadiravu arinna
hünkârımız iyileşti. Şifa işe yaradı, gözlerini açtı. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Duda Hatun, Duda Hatun koş. Bütün harime müjdeyi ver. İşitmeyen kulak kalmasın, çabuk. Hadi Hatun, gel benimle çabuk.